Sakaryaspor'umuzun kıymetli başkanı, çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz, çok kıymetli Sakaryaspor'a gönül verenler, çok değerli basın mensuplarımız. Bu güzel günde her birinizi bu birliğin, beraberliğin, sevginin, muhabbetin her geçen gün Sakaryaspor çatısı altında kenetlenmenin vermiş olduğu mutluluğu yaşıyor. Her birinize saygılar sunuyorum. Değerli katılımcılar, Sakaryaspor'umuz için bir araya geldiğimiz bu önemli günde burada olmaktan duyduğum mutluluğu ve gururu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi takımımız geçmiş yıllarda Türk futbolu için önemli görevler üstlenmiştir. Altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları ülkemizin önemli futbol kulüplerine transfer ettiği günleri dün gibi hatırlıyoruz. Böylece Türk futbolunun gelişiminde önemli köşe taşlarından biri Sakaryaspor ve Sakaryaspor'a gönül verenlerin katkıları olmuştur. Yerli oyuncuların keşfedilmesi ve yetiştirilmesini üstlenmiş durumdadır. Önemli teknik adımlar atılarak ve önemli adamlarımızı ve teknik hocalarımızı çıkartarak Türk futbolunun gidişatına yön vermişlerdir. Ayrıca sergilediği üstün performans ve kazandığı galibiyetleriyle şehrimizin tanıtımı noktasında önemli başarılara imza atılmıştır. Sakaryaspor'umuzun son yıllarda uzak kaldığı bu önemli vizyonunu yeniden kazandırmak ve gençlerimizin sporla, sağlıkla ve kardeşlikle yetişmesini sağlamak hepimizin boynuna bir borçtur. Sakaryaspor bizim göz bebeğimizdir. Sakaryaspor bizim sevdamızdır. Sakaryaspor bizim ufkumuzdur. Sakaryaspor bizim kaynağımızdır ve Sakaryaspor bizim vazgeçemeyeceğimiz en büyük tutkumuzdur. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden önce de Sakaryaspor'u yakından takip ettiğim bir gerçektir. Yaklaşık 8 ay gibi zaman zarfı içinde de bu görev süresinde de Sakaryaspor'un her zaman yanında olmayı ve destek vermeyi kendimize bir görev ve bir borç bildik. Sakaryaspor'umuzun içine düştüğü sıkıntılardan kurtulması adına vatandaşlarımızla birlikte tek yürek olduk. Takımımız için fedakarlıklarda bulunmayı vazgeçemeyeceğimiz bir görev bildik. Biz de şahsım ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak taşın altına elimizi her zaman koymaya hazır olduğumuzu ve koyduğumuzda ispat ettik ve gösterdik. Bildiğiniz gibi Sakaryaspor'un 54. yılı için özel olarak tasarlanan 54 numaralı formadan 154 adet edinmek suretiyle 300.000 liralık formayı almayı burada protokol yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu düşünceyi ortaya koyan, bu fikri projeyi gerçekleştirmesi için üreten başka kulüp başkanımız, yönetim kuruluna ve fikir verenlere yürekten tebrik ediyorum. İşte bu beraberliktir, bu kardeşliktir, bu dayanışmadır, bu hep birlikte taşın altına elimizi koyma ve sevgimizi ifade etmenin bir ölçüsüdür. Ve bu münasebetle bu ölçüde biz kendi imkanlarımız çerçevesinde 300.000 liralık formayı alarak bu katkıyı yapmaya kendimize bir borç bildik, bir görev bildik. Şimdi de takımımızın sezonun ikinci yarısında Sakarya'da oynayacağı maçların biletlerinin bir kısmını satın almayı taahhüt ettik. Bu biletleri ömründe stada gidip maç izleme imkanı bulamamış, şehrimizin civarındaki köylerde yaşayan çocuklarımıza öncelik vermek kaydıyla vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Sakarya'yı ve Sakarya halkının ilgilendiren her durumu hassasiyetle ele aldığımız bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu minvalde Sakaryaspor ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasındaki imzalanan bu protokolü hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çünkü biz bu şehirde ilk günden şu 3 ana temel dinamiği ve sütunu birlikte paylaşmıştık. Bir şehrin marka şehri olabilmesi için, bir şehrin diğer şehirlerden farkındalığını ifade edebilmesi için 3 ana temeli mutlaka en iyi şekilde gerçekleştirmesi lazım. Onlardan bir tanesi bilim, üniversite. Üniversitesiz bir şehir kalkınmaz. Üniversitesiz bir şehir marka şehirler statüsüne girmesi çok zordur. Üniversite o şehrin can damarıdır. Bilgi yuvasıdır. Ve toplumla paylaştığı ve toplumdaki sanayi kuruluşları da işbirliği yaptığı en önemli bir öğedir. Bilimsiz ve üniversitesiz olmaz. İkincisi, o şehrin en önemli aktörlerinden biri de sporudur. Sporsuz olmaz. Bir şehir marka şehir olmak istiyorsa, bir şehir diğer şehirlerden farkındalığını ifade etmek istiyorsa mutlaka sporuna değer vermek mecburiyetindedir. Onun için biz sporu olmazsa olmazların arasına koyuyoruz. Spor bizim baş tacımızdır. Üniversitemize verdiğimiz değer neyse, hatta ondan daha ileri noktada da Sakaryaspor'a değer verdiğimizi, vermeye devam edeceğimizi tekrar ifade ediyorum. Çünkü Sakaryaspor bizim ülkemizin diğer illerine açılan, hatta dünyaya açılan bir kapı olduğunu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Üçüncüsü malum, o şehrin ekonomik yapısıdır. O şehirdeki yaşayan toplumun gelir düzeyinin arttırılması ve o şehirdeki yaşayan toplumun yaşam standartının arttırılması ve en önemli ürün kalemleridir. Şehirler ürünleriyle, ekonomileriyle anılır ve kültürleriyle anılır. Düşünün ki bir şehir düşünüyorsunuz, şehrin ismini söylüyorsunuz, ürün akla geliyor. Ürünü söylüyorsunuz, şehir akla geliyor. Örnek, çay deyince neresi geliyor? Rize geliyor. Yani ürün özdeşleşmiş. Kayısı deyince neresi geliyor? Malatya akla geliyor. Kültür deyince, Mevlana deyince neresi geliyor? Konya geliyor. Yani ürünlerle, ekonomiyle şehirler bütünleşmiştir. Futbol aynı şekilde. Barcelona deyince akla ne geliyor? Takım geliyor. Barcelona şehir gelmiyor. İspanya'nın en önemli şehri Barcelona'dır. Ama akla gelen nedir? Takımdır. Liverpool deyince akla ne geliyor? Şehir gelmiyor, takım geliyor. Onun için biz de Sakarya denilince aklımıza üniversite, Sakaryaspor ve Sakaryaspor'un ürünleri akla gelecek. Başta en meşhur ve her geçen gün özelliği artırılan kabağımızı baş tacı etmek istiyoruz. Ayvamızı baş tacı etmek istiyoruz. Mısırımızı baş tacı etmek istiyoruz ve diğer fındığımızı baş tacı etmek istiyoruz. Bizim bunlar temel dinamiklerimiz. Toplumun önemli bir kesiminin geçim kaynağı olan ürünlerimiz ve marka ürünlerimiz. Onları daha da en iyi noktaya getirmek için gayret gösteriyoruz ve sanayiden uzak kalamayız. Sanayide, Türkiye'de sanayi noktasında en önemli sanayi şehirlerinden biridir Sakarya'mız. Ülkemizin en önemli sektörlerin merkezleri buradadır. Vagon sanayi buradadır. Otogar buradadır. Efendim, diğer traktör sanayimizin önemli fabrikaları buradadır. Toyota buradadır. Dolayısıyla çok önemli fabrikalarımızda harp sanayi merkezi olma durumundadır. Netice itibariyle Sakarya'da sanayi noktasında en ileri noktalara getirmekle mükellefiz. Bu duygularla ben yine Sakaryaspor'un çatısı altında bu birlikteliğimizin, bu beraberliğimizin, kardeşliğimizin, yükselmemizin, yüreklerimizin hep Sakaryaspor diye atması temenni ediyor. Her birinize saygılar sunuyorum. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İlker Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz.